Yine yeni korku oyunu Dark Horse. Şu an demosu Steam'de mevcut. Ücretsiz olarak indirebilirsiniz. Sağ olsun bu oyunu Tunç buldu. Sayın arkadaşlar, oyunumuz böyle. Yani tamamen hırsızlık yapmak üzerine kurulu fakat korku oyunu. Yani oyun nasıl olmuş diye sorarsanız eğer şöyle söyleyeyim. Yani tema çok güzel, düşünce çok güzel. Yani hırsızlık yapmaya giden arkadaşların işte yani kötü insanların daha doğrusu çünkü hırsızlık kötü bir şey. Yani hak ettiklerini buluyorlar. Hırsızlık yaparsan böyle başına olay girer hesabı. Gayet mantıklı ve sessiz olman lazım. Hırsızlık gereği tabii ki sessiz olman lazım. Bir de ekstra işte yaratık falan çıkıyor. Daha böyle bir sessiz olmak lazım. Bir de oyunun içindeki mikrofon olayı çok iyi. Yani sizin sesinize göre yaratıklar çoğalıyor ve hatta yaratık daha hızlı geliyor. Efendime söyleyeyim. Gayet tadında. Tabii ki düzeltilmesi gereken bazı unsurlar var, hatalar var. Ama onun dışında oyun cidden oynanabilecek derecede oyun ücreti çıkacaktır. Muhtemelen. İnşallah pahalı çıkmaz. Eğer oyun çıktığında ucuz olursa alırız abi. Ekipçe oynarız diye düşünüyorum. Bunun dışında oyun ekleyebileceğim herhangi bir şey yok. Yani her şey tadında korku oyunu. Ya biraz da böyle şey olabilirmiş. Hani sürekli yaratık gelmesin abi. Hani bir orada biraz ben şey oldum. Oyundan düştüm. Tamam ses çıkardığımızda yaratık gelsin. Eyvallah ama beklemediğimiz anda gelsin. Yani atıyorum cılkını çıkartıp böyle hadi koşa koşa gidelim hemen bitirelim görevi. Oyuncular için yaratık öyle bir yerde çıksın ki yani o oyuncunun altına sıçırsın abi. Bu bir. İkincisi de mesela koşa koşa gittin, ses çıkardın bilmem ne. Atıyorum o işte onu yaptığı için mesela oyun onu cezalandırsın. Yani çok sesli oynadığı için mesela cezalandırsın. Atıyorum işte psikolojisi bozulsun. Ne bileyim habire kalp atışı yükselsin. Hızlı oynadığı için. O olabilir. Bunun dışında her şey gayet yerinde. Ha bir de şu şey de var bu arada. Ne yaparsanız yapın illaki ses çıkıyor muhabbeti var. Yani oyun şey istiyor sizden. Hani yaratık gelecek abi. Kaçışı yok mesajı veriyor. Bence işte bak burada hata yapıyorlar. Yani oyuncuya en başında bu yaratık sana gelecek. Yani bu yaratık seni kesinlikle bulacak. Fikrini verirsen Aleykümselam Baranef hoş geldin. Fikrini verirsen abi oyuncu oyundan soğur. Ve ben açıkçası ben öyle oldum. Yani ben ne yaparsam yapayım o ses çıkıyor illa ki. İşte atıyorum kapı çarpıyor, demir düşüyor. Bir şey. İlla ki o ses çıkartıyor oyun ve yaratığı getirtiyor. İşte ben bunun bilincinde olursam oyuncu olarak oyundan sıkılırım. Çünkü biliyorum yani yaratık illa gelecek. Bu kadar. Ama ben hani sessiz olup yaratık hani gelmeyeceğini düşünce kapılırsam ve yaratık gelirse o zaman işte korkarsın. Ulan beklemiyordum ben böyle bir şey hesabı. Ve bir de şu da var. Yaratık hep olağan yerlerde çıkıyor. Yani bilindik yerlerde çıkıyor. Atıyorum işte birinci kapı değil de ikinci kapıyı açtıktan sonra yaratık geliyor. Ve hatta bir koridorun yarısını geçtikten sonra yaratık geliyor. Bunlar çok şey bariz. Çok bariz. Açık. Bu da bir sıkıntı. O yüzden abi firmaya önereceğim 3 tane unsur var. Bir tanesi çok ses çıkartan oyunculara böyle oyunu alaya alıp da oynayan oyunculara kesinlikle bir ceza yaptırımı uygulaması lazım. Şey kalp ritim atışıdır. Psikolojinin bozulmasıdır. İşte görme yetisini kaybetmesidir. Hani yarı yabanlık gören mesela. Ondan sonra sessiz çok böyle hani tam anlamıyla oyunu oynayan oyuncuya da bir ödüllendirmesi lazım. Nasıl ödüllendirmesi lazım? Sessiz gidecekse abi sessiz gitmesi lazım. Bu kadar basit. Yani oyun zoraki ses çıkarmamız lazım ki yaratık çıktan o oyuncu altına sızsın oyundan keyif alsın. Bu iki. Üçüncü olarak da yaratıklar abi kesinlikle ve kesinlikle bilindik yerlerde çıkmaması lazım. Oyuncu şaşırtmalı. Kimi zaman kapı arkası, kimi zaman işte tavan işte köşesi, kimi zaman koltuğun altı. Yani artık misal veriyorum şu an. Eğer bir oyuna bir silah, bir icat, bir ne bileyim çekiç, tornavida koyduysan bunu oyuncu kullandırt. Yani oyuncu kafasında onu kullanmak istesin. Yani kullanacağını bilsin. Yani kullanma gereksinimini duysun daha doğrusu. Ya ben bunu kullanmasam da olur kafasına girerse
O item yani o silah neyse artık öğe boşu boşa konmuş olur. Bunun dışında şu anlık eksik bir şey yok. Gayet çok güzel, çok mantıklı. Grafiği de yerinde. Harika bir oyun olmuş. Çok daha böyle stabil, çok daha böyle dediğim gibi özgür bir oyun olursa muhtemelen oynayan her oyuncu bayılır bu oyuna. Bak her oyuncu, mübalağası söylüyorum. Fakat işte her oyun yaptığı hata gibi bu oyunda aynı hataya düşmüş. Oyuncuya yardım. Oyuncuya yardım edersen abi oyunun patlar. Yani çok fazla yardım etmeyeceksin öyle söyleyeyim. Yani yardım et tabii ben ona karşı değilim. Yardım edecek atıyorum görevin nerede olduğu. Yani tam olarak şurası demese de hani okla bir şeyle onu göstersin yani bir ipucu olarak versin. Yani oyuncuya yardım tamamen kısarsan yine soğur. Oyuncuya tamamen yardım edersen yine soğur. Yani bunun orantısını tutturması lazım. Böyle oyunların. Efendim dediğim gibi bundan başka sorun yok oyunun. Tertemiz bir oyun. Yani umuyorum ki çıktığında çok daha iyi halde görürüz. Şu anda da tabii ki kötü değil ama daha da iyi halde görmek istiyoruz oyuncu olarak. Ha şunu da söyleyeyim hazır aklıma gelmişken. Uyuşturucu okun mesela neden koyulduğunu bilmiyorum. Uyuşturucu silah tabancası uyuşturucu. Arkadaşına atıyorsun bayılıyor. Acaba şeyden mi onu hani atıyorum bilincini yitirdi veyahut da yaratık saldıracaktı kurtardım mantığında mı? O da olabilir tam emin değilim. Sonra arkadaşın iktirme var. Şöyle hani iktiriyorsun. Herhalde o ittirme aslında mantıklı olmuş. Herhangi bir trollemek isteyen oyuncu hani kapı önünde durabilirse o zaman ittirip geçebilirsin. O güzel olmuş. O da onu da güzel düşünmüşler.